Herkese merhaba, selamun aleyküm, hoş geldiniz Nurten ve Ufuk'un hayatına. Bugün bakın neler yapıyoruz. Enes dedi ki anne bana yoğurtlu çorba yapar mısın? Pirinç ve su az, bir de biliyorsunuz ben et suları kendim yaptığım için içerisine et suyu da attım. Pirinçle su, et suyu kaynıyor. Bu şekilde burada da patatesin içini yap. Ben patatesden iç yaptım. Bakın ne yapacağız bugün. Burada da kıymalı. 1 kilodan fazla kıyma var burada. Domates, soğan, biber, çok güzel işte pul biberlerini çok fazla acı katmadım. Bu da hazır. Burada da yoğurdunu yaptım. Enes bana dedi ki anne bana yoğurt çorba yapar mısın dedi. Yaparım dedim oğlum. Ondan sonra mutfağın falan her şeyi tertemiz. Burada da Aslı Hanım oturuyor. Pide mi bekliyorsun? Gene kulaklık kulağında. Evet, Pervin ablanın. Aynen çıkarttı. Aşkım bana bak. Yerim ben sana, kurban olurum. Annesini bekliyor. Tepsilerimiz hazır. Koyunları çıkardım. İşte otlarını verdim. Burada paspaslar vardı, banyonu falan. Onları attım. Ona burada ne yaptım biliyor musunuz? Pide hamuru yoğurdum. Evet. Hamur kalktı ve ama ben mayalandı, ama ben tekrar kapağı açıp kapatıyorum. Biraz daha dursun. Böyle, çünkü yoğurdumu şey çorbamın içini falan katacağım. Kattıktan sonra yani harcını falan sosunu kattıktan sonra oturup işte bezelerimi yapacağım. Ondan sonra o arada biraz işlerim var. Onları yapacağım. Onları yaptıktan sonra oturup pideyi yapacağım ve size çekeceğim. Evde pide yapıyoruz. Dışarıda yemeğe ne gerek var? Kıymalı ve patatesli pide yapıyoruz. Böyle canlarım, bir bakın koyunlarım da yatıyor yerde. Görünüyor mu canlar? Neredeler? Öyle de bir halı koydum önüne. Bakın. Annesinin gülleri. Canlarım benim. Böyle canlarım. Birazdan görüşürüz. Evet canlar, burada bezelerimi yaptım. Bakar mısınız? Bir de altta borcam da var. Bezelerim burada hazır. Epey bir çıktı. Bunu da buraya koydum. Dursun. Elimi şey yaparım. Burada da canlarım benim. Yine buraları toparladım. Burada da çorbayı, Enes Bey'in yoğurtlu çorba istedi benden. İnternette ne görse benden onu istiyor. Evet, kesilmedi. Hiç gördünüz mü? Çok da güzel oldu. Bu şekilde. İçerisinde bir tane nane kaçtı. Burada da nane ile yağı yakıyorum. Şöyle canlar, bir 10 dakika daha kaynayacak. 5 dakikadır kaynıyor. Bir 5 dakika daha kaynasın. Valla dolaba atıp da et suyu falan koymak güzel oluyor. Bu şekilde. Aslında bu çorba soğuk da içebiliriz ama dedim ya, burada tekrar içi bu şekilde biraz daha şey yapacağım. Şöyle 5-10 dakika daha sıcak olsun. Patatesim zaten hazır. Şurada da yağımı yakıyorum. Şöyle az bir şey kısayım. Yağımın altını kapattım artık. Buraya coz diye dökeceğiz. Ama dökebileceğim mi kendim tek elle onu bilemiyorum. Birazcık şeyimin içi şey oldu ama neyse, çiftlerim ben onu, böyle canlar. Bakar mısınız? Şeyini de döktüm. Vallahi coz etti. Çok da güzel oldu. Şöyle ben bir kaşıkla bakacağım. Nasıl olmuş? Çok güzel oldu. Vallahi Enes durup durup benden neler istiyor Allah'ınsa. Halbuki pideyle çayıma içecektik biz. Ondan sonra mozaik pasta yapmıştım. Dondurucuya atmışım. Durun bakayım ben. Lavabonun için. Ama var ya, o kadar lezzetli olmuş ki, o kadar güzel olmuş ki anlatamam. Hem de çok güzel olmuş. Şöyle bir 5 dakika daha kaynasın. Ondan sonra kapatacağım. Canlarım orada kaynasın. Altını açayım ben. Şimdi size ne göstereceğim? Ben böyle gene doldurmuş Nurten, baksanıza. Doldurmuş gene böyle. Burası karıştı. Niye karıştı? Halbuki ben biliyorum. Aslında karışmamış, biliyor musunuz? Burası buraya düştü. Burası buraya düştü. Halbuki düzenliydi. Ama işte ben şöyle mozaik pastayı yapıp atıyorum. Çıkartıyorum. 5 dakika önce herkese dilimliyorum. Çok da güzel oluyor. Bunu da bir gün yapacağım. Ben bunun sosunu aygazda kaynatarak yapıyorum. Biliyor musunuz? Benim orada derin dondurucum da var. Ama ben gene de böyle, hatta 5 kapaklı. Ama ben bunun arasından bir şey çektim. Onu çektim. Bunu, ha, et suyunu çekerken şöyle bütün önüme geldi. Ama düzenleyeceğim. Onu da düzenleyeceğim. Şurada et sularım var. Meyve sularım var. Vallahi güzel oluyor böyle. Ne bileyim işte, şuraya da böyle bir şeyleri böyle koyuyorum. Hazır böyle her şey yapıyorum işte. Öyle. Bu da bohça yapmıştım. Şöyle köşeye 4 tane koymuştum. Böyle her zaman hazır oluyor ve güzel oluyor. Yine her zamanki gibi ailemi
Size göstereyim bu çiçek kızım, bu oğlum kızım. Ha bunu tanımayırım. Bu kimdir? Tanımayırım. Enes ona mı benziyor acaba? Bunlar birbirine benziyorlar. Ben benzemiyorum. Bu da ben. Oy güzelim güzelim 2 sene önceki halim. Bu da bakayım bu da yine biz. Yani yine biz bu. Oy bu da çiçeklerim. Kene Bahtam'ı tanımıyorum. Bilmiyorum bu kim? Bu kim böyle? Canım benim. Öyle canlar. Birazdan pide yaparken görüşürüz. Bakın çorbamız her şeyimiz oldu. Böyle. Evet bu arada ben derin dondurucuyu nereye koydum biliyor musunuz? Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Bu da biliyorsunuz bakın yine de evimi size tanıtayım. Göstereyim evimi size yine de. Böyle bakar mısınız? Kapısını da hep açık koyuyorum. Böyle bu şekilde yastıklar biri geldi mi? Ay çok güzeller gördünüz mü? Tertemiz. Kendim nasıl resam öyle de insanlara. Laptopumun işte şu mu çalışmıyor ne? Bunu bilemedim artık. Bakacağım ona göre engellenen insanlar falan. Burada da çamaşırları topladım. Böyle canlar size göstereceğim dur. İşte burada da derin dondurucum var böyle. Şey difriz mi deniyor buna? Ne deniyor? Bunun adı ne dur bakalım. Ha, öyle bir şey değil mi? Neyse işte ondan işte ya. Böyle. Bunları da böyle koyuyoruz. Bunları da böyle koyuyoruz, yapıyoruz. Şunu kapağını çekerken kırmıştım ama Ufuk ne yaptı biliyor musunuz? Şey var ya karbonotla yapıştırıcıyı birbirine karıştırarak yapıştırdı. Biliyor musunuz? Tuttu yani. Yoksa bana adam yapmaya 450 TL istemişti. Onun kapağını yapmaya. Ayrıyeten kendinden mi takıyor artık neyse. Hatta yapamam da dedi. Ama kapakta önüne takarsam hani belki elinde var. 450 TL istemişti ama böyle karbonotla yapıştırıcı yapıyor. Bütün her şeyi bu şekilde yapıştırıyoruz biz böyle canlarım. Vallahi şimdilik böyle koydum. Yapacak bir şey yok. Allah nasip eder. Burada pideleri yapacağız. Ben burada oturuyorum. İşimi gücümü her şeyimi burada yapıyorum. Allah nasip ederse Enes de bunu buraya koymuş. Bunu da buradan alalım. Evleri dün süpürdüm, sildim, düzelttim. Üstünü örtmüş. Buraya uzanmış ablasını kaldırmamak için. Allah nasip ederse evim oldu mu sırf sadece öyle şeyler için kiler yapacağım. Ana böyle işte düzeltiyorum her akşam düzeltip yatıyorum. Böyle canlarım. Bu arada hava çok sıcak biliyor musunuz? Şöyle kendimi geriye çekeyim. Şuna da bir türlü bir cam bulamadım. Şuna bir cam. Yani şöyle göstereyim bulamadım. Adam bu renk bulamadı. Bilmiyorum ne yapacağım. Zaten şey yaptıktan sonra ikinci ele satacağım ben bunu. Böyle işte ne yapacağım bilmiyorum. Evet şimdi siz öyle bildiniz ki ben pideyi fırına atacağım değil mi? Öyle bir şey yok. Çok değişik. Bence izleyin görün. Bu arada şöyle yuvarlak yuvarlak açtım. Arasını yağladım. Katladım. Bir daha katladım ve arasına şöyle sabahleyin salçalı sosisler yapmıştım. Şöyle 1, 2, 3, 4 tanesinin içine koydum. Şunları da boş koydum. Mesela sabahları kahvaltıda herhangi bir şeyde domates gibi herhangi bir şey koyarak çocukların eline verebilirsiniz. Enes'e onlardan da yaptım. Çünkü bezem çoktu. Öyle söyleyeyim size. Burada devam ediyoruz. Şöyle söyleyeyim. Bakın nasıl yapıyormuşum ben pideyi. Gördünüz mü? Hemen canınız istediğinde. Anlık yani. Öyle söyleyeyim size. Yanmadı. Bunun üzerindekiler kıyma. Nasıl yaptığımı size göstereceğim. Hemen çünkü biliyorsunuz ben çalıştığım için. Şimdi ben bunu bir çevireyim. Bu arada ben baktım daha olmamış. Altını çok açmıyoruz. Ateş çok harlı bir şekilde olmayacak. Bakın size göstereyim nasıl olacağını. Şu şekilde çok harlı değil. Benim harlı ateşimi bir görseniz. Bakın ama harlı değil. Gördünüz mü? Şöyle normal. Şöyle bir tavan. Bu tavadan benim 2 tane var. Birinde balık kızartıyorum. Birinde de bu şekilde gözlemeler. Ben bunu aldığımda 19 TL. Yani 20 TL bile değildi. Hani 19,90 kuruş gibi bir şey derler ya. Hatta demiştim 20 olsa ne yaparız falan gibi. Çorbam orada hazır. Bir yandan buralarda işte biliyorsunuz şey yapıyorum. Hem toparlıyorum hem makineye atıyorum. Ya şöyle de bir şey aldım marketten. Kaç liraya aldım? 10 TL bile değil. A101'den aldım. Bir de diyeceksiniz C ne alaka? C mi? C. Neyse işte ne alaka diyeceğiz. F vardı, Z vardı, bir de bu harf vardı. C harfi vardı. Onun için ben de ne yaptım? Bunu aldım ya. Bu daha bir hoş geldi bana. Şöyle su dökül, bakın su dökül, ama su döküldü. Şöyle su döküldüğünde şu şekilde ağzı açılıyor, şöyleyken kapanıyor. Nasıl bir şeyse. Şöyle söyleyeyim size. Şuraya su döküldü. Bir şey olmaz. Ben bunu tertemiz yıkadım.
Şimdi şuranın suyunu ben bir yerden sileyim. Şimdi yaparken de göstereceğim canlar. Böyle çevire çevire. Bu kadar güzel pide oluyor ki yani anlatamam size. Çok güzel oluyor. 4 tane falan çıkacak. Bize de yeter zaten. Yani pizza mı desem pizza değil. Katver mi desem katver gibi değil. Ama pide mi desem pideden daha şahane. O kadar lezzetli oluyor ki size ne kattığımı orada yaparken yani şey olarak hamur olarak ne kattım içine hepsini söyleyeceğim size. Evet canlar, sizin için videoyu bakın bir tripod buraya koymuşum, bir tripod oraya koymuşum. Nedir sizler için? Nedir halkım için? Nedir takipçilerim için? Yani görüyorsunuz. Ben dedim ya işe gideceğim için şu şekilde alıyorum. Bakın harika, harika, harika. Şöyle bakın yanmadı ve çok 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 güzel oldu. Çok güzel oldu. Öteki tarafında dönüp 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 çeviriyorsunuz. Çok da güzel oldu. Hafif de çıkarttığınızda bir tepsiye koyduğunuzda şöyle üzerine biraz yağ gezdiriyorsunuz. Çok lezzetli oluyor. İsterseniz tereyağı gezdirin. Yani ne gezdirmek isterseniz gezdirin. Ben şöyle bir yağ getireyim. Size göstereyim. Sonra demeyin Nurten bize göstermedi. Bak her şeyi size gösteriyorum. Daha ne yapayım? Elimden geldiğince. Ama çok yoruluydum. Gı. Vallahi yoruluydum. Şuradan servis tabağımızı alalım. Çok güzel oluyor. Ya ben devamlı yapıyorum da çekmiyordum. Ama dedim ki bu sefer çekeyim. Aygazda yaptık gördünüz mü? Tavada pide yaptık. Çok kolay. Akşamlar hamurunuzu yoğurun, dolaba koyun. İçte harç ne varsa. Ben iki tane patatesli, iki tane kıymalı yapabilirim. Ya da bir tane kıymalı, iki tane patatesli yapabilirim. Bilmiyorum. Şu şekilde ara ara gelip çeviriyorsunuz. Böyle. Evet, çok güzel oldu. Benim oldu. Şu şekilde şöyle alıyorum. Evet, çok güzel oldu. Şimdi ben bunun altı bu tarafı. Altını kapatacağım çünkü yenisini yapacağız oraya. Canlar şöyle bir alayım ben. Şu şekilde. Çünkü burası bunun üst tarafı. Şöyle alıyorum. Görüyorsunuz değil mi? Görün. Şöyle kaldırıyorum. Solsun. Şurada benim şöyle bir yağım var. Ben böyle bir yağ kullanıyorum. Şöyle alacağım. Hafif üzerine süreceğim. Üst üste bunu bu şekil yağacağız. Ve harika oluyor. Çok güzel oluyor. Şipşak. Yapın bence. Evet. Ben üzerini şöyle bir kapatıyorum. Canlar şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Gidiyoruz bir tane daha yapıyoruz. Ve şey yapacağız. Bir tane daha yapacağız. Sonra tavayı gelip alıp tavaya koyacağım. Beraber yapacağız. Canlar 2 dakika şu şeyimi şöyle bir şunları koyayım da şunları fırına atayım. Şunları fırına atayım. Ondan sonra şöyle alıyoruz şurada. Heh. Şöyle şunları hemen fırına atayım da. Şöyle açıyorum. Şöyle elimden kıyma değdi bir şey olmazsa. Şu şekilde. Şöyle. Bu kadar açıyorum. Şöyle bir yağlıyorum. Fırına atacağım için bunu. Enes seviyor. Şöyle alıyorum şöyle. Bir daha sıvı yağ, bildiğimiz sıvı yağ. Şu şekilde. İçine çok az bir şey taşmasın. Şöyle biraz genişleteyim. Şöyle işte koyun. Ya da hiçbir şey koymayın. Sabahleyin kahvaltıda içine işte peynirdir. Herhangi şeyler koyabilirsiniz. Şöyle koyayım ki bunlar şişecekler biliyor musunuz? Biraz yakın koydum. Hemen bir tane daha alıyorum. Bir tane daha hemen açıyorum böyle. Şu şekilde. Şöyle. Çünkü biliyor musunuz? Daha gideceğim araba var. Arabayı boşaltacağız. Ondan sonra bir yerden kartonlar alınacak. Onu alacağız. Şöyle açıyorum. Şu şekilde. Yine sadece kıyma ve sosis koydum. Sabahtan ya bir şeyleri değerlendirmek gibi düşünelim.
Şöyle bakın çok güzel oluyorlar ama biliyor musunuz? Bir tane daha. Sabah kahvaltıda. Şöyle. O kadar güzel olmuş ki hamurum size anlatamam. Birazcık şöyle geleyim de siz de görün. Heh. Hemen yani ne oklava ne bir şey, hiçbir şey kullanmıyorsunuz. Hiçbir şeyiniz de şöyle tekrar anlık yapabileceğiniz. Akşamdan yoğurun dolaba. Şimdi anlatacağım size ne koyduğumu. Şimdi şöyle bir tane daha. İnez çok seviyor. Bu şekilde yapıp çocukların, ama bu şekilde yapın. İçine ister bir şey koyun, ister koymayın. Çocuğunuz okula giderken arasına kaşardır, domatesdir, o tür şeyler koyabilirsiniz. Şurada elimi siliyordum. Şöyle. Tekrar şurayı da sileceğim. Normalde un kullanmıyorum. Sadece hamuru çıkartırken azalmıştım. Canlar şu şekilde oldu bu da. Şimdi bunların üzerine yumurta sarısı sürüp atacağım fırına ben. Bunlar işte dedim ya, bazıları boş, işte domates, kaşar koymalar için. Bazıları da şey, ama benim çocuklarım tabii peynir yemiyor. Şimdi bu, bunun üzerine güzel ben bir şey, yumurtasını sürüp onu da fırına atayım. Şimdi bunu nasıl yaptığımı söyleyeceğim. 2 su bardağı ılık su. 1 su bardağı süt. 1 paket kuru maya. Ondan sonra 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı toz şekerle sütü, ondan sonra suyu iyice bir karıştırdım. Onu beklettim. Daha sonra tuzdur, undur. Bunları kattım. Başka da hiçbir şey yok. Bunları katarak yoğurdum ve işte 1 saate zaten mayalandı. Un da alabildiği kadar ama yumuşak. Çok aşırı sert de değil yani, öyle söyleyeyim. Şunda işimiz yok ama tavayı getireyim artık. Şöyle tavamızı tekrar önümüze alıyoruz. Tavayı tekrar önümüze aldık. Şu şekilde yağlıyoruz tavayı tekrar. Şöyle canlar, tavayı yağlıyoruz. Tavada pide çok güzel oluyor. Ondan sonra şöyle bir şöyle 3 tane şöyle şöyleydi benim. Hamurum da çok güzel kalkmış. Şöyle biraz açıyorsunuz. Az bir şey elime yağ sürüyorum. Şöyle bunu açın birazcık. Tabii tırnaklarınız kesik olsun, temiz olsun. Öyle. Değil mi? Çok güzel oluyor. Bu şekilde hemen yapın. Ya da sabahleyin kalkın. İçerisine bir patates içidir, peynirdir koyun. Çok gerçekten harika oluyor. Ben şu elimi yıkayıp geliyorum. Evet. Bu şekilde koydum patatesi ortasına. Şöyle kapatıyorum. Bu şekilde kapatıyorsunuz hamuru. Ve bu şekilde kapattıktan sonra elinizi yağlayarak yine, normalde biz keteği böyle yaparız biliyor musunuz? Bu şekilde açıyorsunuz. Şöyle açın. İstediğiniz şekilde açın. Hiç yırtılmalar da olursa fark etmez. Çünkü ben içi çok doldurdum. Hiçbir şey olmaz. İnce şeklinde açabildiğiniz kadar açıyorsunuz. Hiç yırtılmalara bakmayın. Olsun. Ben doldurdum yani. Hiç fark etmez. Şu şekilde. Bakın. Aslında biraz daha beklese. Yani çok kalın da koymayın şeyinizi. Hiçbir şey olmuyor. Ne kadar ince olsa o kadar daha iyidir. Hiçbir şey olmaz. Şöyle. Canlar şöyle yapıyorsunuz. Arada yırtılanlara bakmayın siz. Bu şıpşak pide. Yani tavada pide diyelim. Şöyle şey yaparsak. Bu arada ben çok acele de ediyorum. Şöyle söyleyeyim. Heh. Çok güzel oluyor. Yani buna gözleme de diyebilirsiniz. Pide de diyebilirsiniz. Bu şekilde yapıyorsunuz. Üstünü çevirirken yağlıyoruz ve aygaza gidiyoruz. Aslı! Aslı!
Annem buna şey yapar mısın? Bakın. Abartıyor demeyin. Gerçekten tavada pide harika oluyor. Bakar mısınız? Arasından böyle çıkıyor. Çok güzel oluyor. Diyeceksiniz dur sen niye tepeden bakıyorsun? E çektiğimi atıyorum ya. Böyle canlar çok güzel oldu. Ben o patatesi de yapayım. Bunları bu şekilde yapayım. Fırınıma da onu da atayım. Vallahi güzel oldu. Deneyin. Bence sabahleyin kalkın hemen böyle içi koyun. Bakar mısınız? Yemin ederim harika. Harika. Çok güzel. Lezzetli. Deneyin. Çıkacağım da atacağım. Evet bu arada ben kavrulmuş susamla çörek otunu şöyle bir de böyle gidiyorsunuz karışık da satıyorlar tamam mı? Size bir şey söyleyeceğim gülmeyin. Benim biraz hamurum fazla oldu. Siz o ölçüyü istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bildiğiniz hamurlardan da yapabilirsiniz. Yani hani benimki size bir şey değil. Ben bir anda pideyi tavada yapıyorum ben böyle anlık. Ondan sonra bu şekilde çocuklarıma sabahtan kalan sosisimiz vardı salçalı. O da zayı olmasın. Böyle içine koydum. Kıyma koydum. Evet çok da güzel oldu. Evet bunu fırına atacağım. Bu burada canlar bakın oluyor. Ama çok da güzel oluyor. Çok lezzetli olmuş. Bir şey söyleyeceğim size bana gülmeyin bak. Şimdi bak onu da söyleyeceğim. Pidelerimiz gerçekten bakın yumuşak şeyini görüyor musunuz? Çok güzel. Bunu şey yapacağım da şimdi size bir şey söyleyeceğim. Benim burada bezem arttı 4 tane. Ne yapacağım biliyor musunuz? Bir şey yapacağım. Ben yaparım. Ya da şimdi bunu da ben yapayım ya. Bir de bundan da bir tane kıymalı yapayım ben. Evet kıymalı güzel oluyor. Ne oldu aşkım oraya? Şey çıkıyor görmüyor musun? Çok süt falan içim anne. Neyse böyle devam edeceğiz canlar. Bu şekilde böyle. Bakın ben şimdi bunu fırına atayım. Bir de bunun son halini göstereyim. Bunu da son halini göstereyim. Kapanış yapalım. Benim biraz patatesim ve kıymam artacak. Ne yapacağım biliyor musunuz? Güzel bir yufka alacağım. Yufkalar saracağım ve buzluk sigara börekleri yapacağım. Çünkü biliyorsunuz okul açılıyor canlarım. Bakın gördünüz mü? Altını kapattım. Şu şekilde çeviriyorum. Bakın yaklaştır. Baktın mı sen bunun lezzetine? Baksanıza çok soğumuş. Şöyle koydum. Yine aynen dediğim gibi şöyle yağlıyorum. O kadar güzel. Yani beni gösteriyor musun aşkım? Şöyle göster. Yağlıyorsunuz. Katmer deseniz katmer değil. Gözleme deseniz gözleme değil. Şu şekilde kapatayım. Yani ne olduğunu anlayamadım. Yani bir hamurdan pide. Tavada pide yaptım ben. Kolay bir şekilde. Tabii arada çocuklarımın istedikleri şeylere attım böyle. Hani sevdikleri şeyi. Bir de çocuklarınız eğer çok seçiciyse evde her şey yapamıyorsunuz. Ama benim oğlum kıymayı seviyor ama peynir sevmiyorlar. Kaşar de işte tostun arasında eriyecek görmeyecek gibi. Şimdi orada biraz kıymam arttı. Şimdi ben bundan bir tane daha yapacağım. 4 tane çıkacak daha doğrusu. Benim yine bezelerim var. 4 tane daha yapacağım. Bir şey yapmayı düşünüyordum sonra vazgeçtim. 4 tane daha yani 2 tane daha kıymalı yapacağım. Gerisinde kıymayla patatesim arttı. Yufka alacağım. Yufkacımda bunları buzlukta sigara börekleri yapacağım dedim ya okulda açılacağı için. Enes kıymalı sigara böreğini ve patatesi çok seviyor. Onun için onları yapacağım yani öyle söyleyeyim. Acelem var. Bunları hemen yapıp çıkıp gideceğim ben çocukların yemeğini verip. Şipşak böyle tavada pide yaptık. Bohça attık. Çok da güzel oluyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi ben bir tane daha yapıp geliyorum. Ay vallahi var ya bir hamurdan neler çıkardım. O kadar güzel olmuş bohçaların. Size de çekip atacağım. Bu arada mutfağı toparlıyorum, ediyorum. Ufuk gelmek üzere. Saat 5'e geliyor. Ben daha gideceğim. Ay, arabayı boşaltacağız. Oradan alacağımız kartonlar var. Ama sonuçta Enes'in bütün istediklerini yaptım. Yaptım. Şipşak tavada. Hani şeye de koyabilirdim fırında. Ama bu şekilde çok güzel oluyor. Gerçekten. Yani dedim ya. Lezzeti katmer deseniz katmer değil, gözleme deseniz gözleme değil. Yani kısık ateşte böyle sabırla çevireceksiniz. Şöyle yağla, tabii tavaya da yağ şey yapıyoruz da
Ben o arada şu çorbamı şöyle şuraya koyayım. Çorbam hazır. Enes Bey'in istediği çorba. Yoğurtlu çorba ama biraz da soğukta içebiliriz değil mi? Bakın artık gelişler böyle. Bu şekilde bir çekim artık yani düşünün. Yapacak bir şey yok. Bir yandan bunları böyle ıslatayım. Ama bohçam çok güzel oldu. Göster. Çok mu uzağım acaba? Hiç bilmiyorum. Uzak mı kaldı? Şöyle şunları bir ıslatayım ben. Şöyle. Şunları ıslattığım anda olur. Şöyle suyla ıslansınlar. Çok su harcamayız o zaman. Hemen anında çıkar. Şöyle. Bu şekilde. Buna da yine şöyle közlerimiz koyarız ve atarız. Şöyle. Şunlar makineye. Bunlar elde. Bir yandan dedim ya şey alacağım. Böyle ama Aslı yedin annem. Bunu hiç kullanmadım. Bunu götürüp oraya koyacağım ve size bohçayı da çekeceğim. Çekeceğim. Ne varsa çekiyoruz. Saklanacak hiçbir şey yok. Öyle söyleyeyim. Bugün size dolu dolu her şeyden çektim. Dedim ya pide yapacağız. Hamuru yoğurdum ama bilmiyordunuz. Öyle bildiniz fırına atacağım değil mi? Ya şimdi tam bakın. Ben mesela burada kıymayı yapıyordum. Enes dışarı çıkmadan önce bana ne dedi biliyor musunuz? Biraz kıymamız arttı ya kıyma içimiz. Yapmıştık ya harç. Bana dediği kelime şu oldu. Anne. İçli köfte de yapılır değil mi bununla? Bak. Şimdi ben bunu kafaya takıyorum. Bu çocuğa içli köfte de mi yapsam biraz bunu? Yani her şekilde çocuklar istediği zaman her an yani her şey yapılabiliyor. Ya şükürler olsun bir hamurdan neler yapabiliyorsunuz. Yani şöyle elimi sileceğim ama ilk önce bir silmeyeyim. Şöyle şuraları şunlar bir ıslansın. En sonunda bunu. Şunları şöyle alayım. Benim büyük fırınım da var. Şöyle. Şunlar. Selpaklar. Şunlar makinaya. Şu elimde yıkanacak. Arabayı boşaltmadan gidip de hiç şey alamıyorum. Kartonları alamıyorum. Arayıp duruyorlar. Böyle sağ olsunlar. El bezim şurada. Ya ben fırına bakıyorum. Ay maşallah. Ay maşallah. Çekip atacağım size. Dedim ki şey yapayım. Bir tepsi de öyle atayım. Güzel oluyor. Ben kalkana kadar Enes mesela tomurcuklu sütünü içiyor veya oradan bohça bohça buldu mu yiyor. Güzel oluyor. Ben de kalkıyorum saat 10'da, 11'de, 12'de gibi düşün. Sabahtan sosis yapmıştım. Salçalı sosis yapmıştım. İyice pişirmek. Yani ben asla sucuktur, salamdır onları pişirmeden çocuklara vermiyorum. Zaten sucuğu ben kendim yapıyorum. Salamı yapamadım daha. Bilmiyorum. Onu da belki yapabilir miyim diye düşünüyorum. Azıcık daha, azıcık daha olsun, güzel olsun. Ama çok çok güzel oldular. Hemen o kadar yumuşak ve çok güzel. Bakın alttaki kıymalı patatesli. Bir tane daha bu kıymalı, bir tane daha patatesli yaptım. O da tepside. Onu da oraya en sonda koyacağım. Böyle yani. İki tanesini yukarıya veririm. İki tanesini de biz yeriz. Böyle. İyi oldu. Şükürler olsun. Şu çöpümüzü şöyle atalım. Ben iki dakika şunları makineye koyayım. Şunları elimde yıkayayım. Çocukların yemeğini vereyim. Biz yemeyecekmişiz. Biz gidip gelip öyle yiyeceğiz. Şöyle şunları makineye atayım. Çünkü biz yani o fabrika kapanmadan gitmemiz lazım ki paramızı alalım. Ha, yarın da alabiliriz de. Alacağım. Gelip yufkacıma falan gidip yufka alacağım. İyi oluyor ya böyle her gün kazandığım paranın birazıyla markete girmek, birazını kendime atmak. Güzel oluyor. Şöyle. Şunları elimde yıkayacağım. Şunlar elimde yıkanacak. Şöyle. Bu çorbam. Bu da artık gerek yok. Şimdi gidiyoruz. Beraber fırına bakalım mı? Bakalım nasıl olmuş. Bak.
Bakın hiç silme milme hiçbir şey yok. Bazen çok olunca aman boş ver diyorum, kısaltalım diyorum. Pide var. Ondan sonra bohçada attım. Oradan onu yapıyorum. Evet, Ufuk Bey geldi işten. Şimdi bu sefer Ufuk Bey benim koyunlarım. Bakın kaç işimiz var. Maşallah subhanallah diyelim. Bakın şimdi bunlar otlamaya gidecekler. Çoban Bey hoş geldiniz. Çobana yolluk yok. Çoban eve gelip yiyecek. Çoban benim çobanım. Çoban başka çoban olsaydı gidip evinde yesin. Bana ne, karısı yapsın yemeklerini. Evet, hadi bakalım. Çok dolu dolu bir vlog çekiyorum size. Var. Evet Enes Bey, dikkat et aşkım, kapıyı tut. Evet. Yavaş yavaş, korkma oğlum. Kapak gitmez, korkma, o ipe bağlı. Evet, Ufuk Bey otlatmaya götürüyor. Böyle bizim hayatımız bu. Hadi bay bay kuzucuklarım. Baba da geleyim mi? Hadi bak. Ufuk. Şimdi kral ağlayacak, bakın. Bakın şimdi kral dışarıda kaldı. Evet. Hadi bakalım. Açtın mı şimdi? Canlarım, ben yaptım, bitirdim. Tabii benim şu anda en mutlu olduğum şey ne biliyor musunuz? Bulaşıklar yıkandı ya. Böyle üstlerini de kapattım, toz olmasın. Ondan sonra ne yaptım? Tepsilerimi falan yıkadım, ettim. Bu şekilde bohçalarımızı da size göstereyim. Çok 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 görünüyorum aşkısı. Görünüyor. Çok çok güzel oldu. Bakın içi de görünüyor. Bu şekilde bunda çıktı. Böyle yani kalan sabahtan harcımızı, sosimizi falan harcamış olmadık. Ne yaptık? Kullanmış olduk yani. Atmadık. Ondan sonra böyle işte burada da görünüyor mu aşkısı? Hı hı. Burada da görüyorsunuz. Pidelerimiz. Şöyle size göstereyim. Görünüyor mu aşkısı? Hı hı. Ben beni şöyle bir çeker misin yakışık? Burada da bu şekilde gerçekten çok güzel oldu. Aslı yedin kızım, nasıl? Çok güzel. Çok çok güzel oldu. Şimdi size şöyle bir şey söyleyeyim. Yani şimdi ben çok tarif verme şeyinde değilim. Çünkü niye? Herkesin el şeyi ayrı değildir. Herhangi yumuşak bir hamurdan, herhangi bir şeyden de yapabilirsiniz. Herhangi bir pide hamurundan da yapabilirsiniz. Ben böyle değerlendirdim. İki tane güzel yemeğimiz için bir şeyler çıkarttım ben. En çok sevindiğim de bulaşıklar burada yıkanıp hazır olduğu zaman mutfakta tabii benim o kadar işim olmamış oluyor. O arada Ufuk dedi ki, Nurten dedi, Tekin abinin orası kapanmıştır. Biz dedi en iyisi dedi, ben dedi biraz koyunları otlatayım geleyim dedi, gideriz dedi. Zaten saat 8-9 gibi alacakmışız karacayı falan, kartonlarını. Ona kadar gider fabrikayı boşaltırız, paramızı daha sonra alırız. Ben de markete gireceğim, yufka falan alacağım. Ondan sonra buzluğa atmak için onları yapacağım, anlayacağınız böyle. Canlar, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dolu dolu bir vlog koydum. İzleyin. Hepsi birbirinden güzel bence. Çektiklerimin. Kendinize çok iyi bakın ama izlerken şu beğeni tuşlarına basarsanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Herkese selam olsun.